4 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin her yerinde her gün olabilir. Yani bir sürpriz değil hiçbir zaman. Akyazı'da yaşanan depremi bu sözlerle özetledi Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Levent Gülen. İlçede 4.0 büyüklüğünde depremin yaşanmasının ardından akıllara "Bu deprem büyük bir depremin habercisi mi?" sorusunu getirdi. TV 264 ekranlarında depremi değerlendiren Gülen, yaşanan depremin sığ bir deprem olduğunu söyledi. Depremin sürpriz olmadığını belirtti. Bu büyüklükte, 4 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin her yerinde her gün olabilir. Yani bir sürpriz değil hiçbir zaman için. Ancak halkımıza Türkiye'nin deprem gerçeğini hatırlatması açısından yararlı da diyebiliriz. Her geçen gün depreme biraz daha yaklaşıldığını söyleyen Gülen, halk arasında yanlış bilinen algı hakkında da şu sözleri söyledi. Halk arasında şöyle bir yanlış görüş var. 4 büyüklüğündeki deprem enerjiyi boşaltıyor diye. Halbuki 4 büyüklüğündeki depremin boşalttığı enerji, 7 büyüklüğündeki bir depremin boşalttığı enerjinin 33 binde biri. Dolayısıyla yani enerji boşaltması çok çok küçük miktarda. Gülen depreme hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ederken vatandaşlara uyarılarda bulundu. Halihazırda yapılmış binaların içinde yaşayan vatandaşlarımız öncelikle binaların içinde evlerindeki eşyaları sabitlemeli. Örneğin yıkılabilecek gardıroplar, büyük büfeler, kütüphaneler varsa bunların sabitlenmesi gerekiyor. Çünkü depremlerde meydana gelen ölümlerin önemli bir kısmı bina yıkılmasa bile bu devrilen eşyaların, ağır eşyaların insanların üzerine devrilmesi nedeniyle meydana geliyor. İzmit, Düzce depremlerinde bunları çok acı bir şekilde yaşadık. Evet. Yani evlerinde yapacakları şey depreme hazırlıklı hale getirmek ev eşyalarını.